Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. İhsaniye Köyü'ndeyiz. Çatalca İhsaniye Köyü'ndeyiz. Yaşar Bey kardeşimizi ziyarete geldik. Zaman zaman videosunu paylaşıyorduk. Ben en az 40 yıllık bir fırıncıyım. Gerçekten Yaşar Bey'i dost olarak da olsa kıskanıyorum. Yaptığı ekmeği kıskanıyorum. Biz buraya 2 sene önce tamir yapmıştık. Fırın yıkılmak üzereydi. Tabii ki o da bizi kıskanıyordur belki de. Ben bir baktım fırın geliyor hakikaten. Ben bu fırını durdururum dedim. Gerekirse 3 kulağı bir elham okuyarak durdururuz dedik. Bugüne kadar durdururuz. Aslında yıkılacaktı. Biz amacımız daldaki bağı kopartmak değildi. Sadece oradaki salkımdaki bir üzümü yemekti. Bugüne kadar da bu üzümü yedik Allah'ın izniyle. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır derken işte yine de önümüze bir ekmek kıymetli bir ekmek daha geldi. Yan tarafa büyük 4x4 fırın yapacağız. Burada arkadaşlar özellikle dedim ya Yaşar Bey'i kıskanıyoruz diye. Burada Alay Bey'in kendi özel, bütün fırıncı arkadaşlar dinleyin. Çok özel bir ekmeği var. Sarı buğday. Kimisi altın buğday der, kimisi sarı buğday der. Ben Çerkezköy'de fırın açtığımda Yaşar Bey'den 10 tane un aldım ama ben aynı ekmeği yapamadım. Yani bizi de bilen bilir, biz de iyi ustayız ama analar neler doğurmuş derken işte Yaşar Bey de bir ana doğurmuş. Suyumuzdan. O da mütevazı bir şekilde diyor ki bizim huyumuzdan değil, bizim suyumuzdan diyor. Burada yine Alay Bey'in ikinci kalite unundan köy ekmeği. Arkadaşlar gerçekten çok leziz. Gerçekten kokladığında beraber koklayalım. Çok nefis bir koku var. Gerçekten sağlığa en ufak zararı yok. Bizi sadece fırıncı arkadaşlar değil, izleyen pideci dostlarımız, bütün hayranlarımız bizi izliyor. Onun için ekmeği mayasız, özellikle burada mayasız bir ekmek oluyor. Çok da tüketimi fazla olan bir ekmek. Gerçekten diyorum, niye bu videoyu çektik? Gerçekten arkadaşlar terecinin hakkını tereciye vermek gerekiyor. Yaşar abi burada iyi bir esnaf, güzel bir esnaf. 200 senelik bir dostluğumuz var. Burada fırınını tamir ettik, gittik, yaptık. Ama şimdi daha büyüğünü yapacağız. Daha yenisini yapacağız inşallah. Yan yana olacak iki tane fırın yapacağız. O bizden memnun, biz de ondan çok memnunuz. Bizler gibi insanlar lazım bu Türkiye'ye, bu memlekete. İnşallah evlatlarımız da öyle olur, örnek olur diyorum. Allah'ın izniyle Yaşar abiye ben söz hakkını veriyorum. İnşallah 10 gün sonra güzel bir fırın yapacağız. Buradan bizi izleyen şu an bütün arkadaşlara da selam olsun diyorum. Yaşar abime sözü bırakıyorum. Buyur Yaşar abi, görüşlerinizi alalım. Ben şunu söylüyorum şimdi. Bu kara fırın işinde çok bu işi yapanlar var yani. Fakat senin gibi yenilikçi olan yok içerilerine. Akrabaların da var bu fırıncı. Var, isim vermeyeyim. Adam halen daha 50 sene, 60 seneki sistemden devam ediyor yani. Ama bu çok önemli sen detay. Ne yaptın burada? Devamlı arayış içerisindesin. Mesela bir termal baca olayını çıkarttın. Bir kapak olayını çıkarttın. Değişik şeyler, bir süt taşı diye bir taş çıkarttın. Ekmeğin altı yanmıyor. Yani arayış içerisindesin ama benim çok hoşuma gidiyor. Ve bayağı da bir kapasiten var senin. Var. Özellikle cumartesi pazar çok ekmek çıkıyor. Öyle olması lazım yani. Diğer arkadaşlar da yapıyor sağ olsunlar ama hiç ilerleme yok. Hep aynı yerde devam ediyorlar yani. Biz de zaten şunu tartışıyoruz. İsim de vererek. Fikret Ustam olsun. Fırın kuranlar olsun. Bunlar kişilik olarak da çok iyi insanlar. Tahsin Baltacı olsun. Bunlar hep iyi insanlar. Ama kendilerini geliştirmediği için buralarda kaldılar. Yoksa kişilik olarak, ustalık olarak zaten geçmişte bunların da iyi bir sanatları vardı. Da devam da ediyor. Bizim farkımız, biz aslında kara fırın yapmıyoruz. Bizim amacımız fabrika sisteminde işi gerçekten ürünü seri bir şekilde imalat yapmak diyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. 0542-717-3955 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen lütfen diyorum, bu yol üzerinden geçerken İhsaniye'den Çerkezköy'e giderken, Çerkezköy'deki izleyen dostlarımız, saraydaki izleyen dostlarımız bu ekmekten almadan gitmesin. Parası yoksa da alsın. Ben veririm. Sıkıntı yok diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Şu güzelliğe bak Savaş Bey. Ekmeğin oynamasına bak. Görüyorsunuz lastik gibi. Bunlar çok önemli diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz sizlere. Kucak dolusu sevgiler arkadaşlar.